Hastanemizin nöroloji kliniğinden Doktor Arman Uysal ile birlikteyiz. Koronavirüsünün sinir sistemine etkileri hakkında konuşacağız. Hocam, koronavirüsünün nörolojik etkileri nelerdir? Koronavirüsünün asıl etkisi bilindiği üzere solunum sistemi üzerinedir. Ancak nörolojik etkileri de bulunmakta. En sık bugün itibariyle yayına geçen bulguları baş ağrısı, bulantı ve kusmadır. Ancak bunun yanında virüs bizim solunum sistemimizden vücuda girdiği için burun mukozasında oluşturduğu tahribat sonucu anozmi dediğimiz koku duyusunda bir bozulma da ortaya çıkartıyor. Bunun yanında özellikle son dönemlerde Çin'den yapılan yayınlara göre virüsün laboratuvar ortamında sinir sisteminin üzerinde sinir bağlantılarını kullanarak beyindeki solunum merkezine ulaştığı ve bazı vakalarda solunumdaki hızlı kötüleşmenin bu beyindeki solunum merkezini etkilemesi sonucu ortaya çıktığı da düşünülmekte. Bunun yanında virüs nörolojik sistemlerde, yani sinir sisteminde inmeye, felçlere, epilepsi rahatsızlığına, nöropatiye, miyopatiye ve ensefalit dediğimiz beyin enfeksiyonuna yol açabilmekte. Özellikle inme kısmında toplumda en sık görülen hastalık olduğu için virüsün vücuttaki inflamasyon dediğimiz bu savunma hücrelerini arttırarak kan içinde bazı şekilli elemanlarını bozması ve bunun çeşitli pıhtılaşma yolaklarını aktive etmesi sonucu pıhtılaşmayı arttırıcı hale gelmesinden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Peki nörolojik kronik hastalıkların bu süreçte tedavi yaklaşımları nasıl olmalıdır? Evet, birçok zaten nörolojinin içinde çok fazla kronik süreyen yani hastalığımız mevcut. Başında demans hastalıkları geliyor. Özellikle Alzheimer hastalığı bu demans hastalığının en sık görülen formu. Alzheimer hastalarının mutlaka ilaçlarına devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu hastaların bu yaş grubunda aynı zamanda hipertansiyon, diyabet gibi sistemik bazı başka hastalıkları da var. Ve bunlar da koronavirüsü için oldukça ölüm riskini arttırıcı hastalıklar. Dolayısıyla ilaçlarına muntazaman devam etmeleri gerekiyor. Ancak hastaneye gelişlerinde mutlaka doktorlarıyla iletişim halinde kalıp ilaçlarını kesmeden bir bağlantı kurmaları da gerekli. Başka bir grupta multiple skleroz hastalığı var. Bu hastalıkta kullanılan tedaviler oldukça yeni. Son 10 yılda çok ciddi anlamda yeni tedaviler girdi hastalıkta. Özellikle birinci kuşakta kullanılan bu interferonlar, glatiramer asetat, dimetil fumarat ve teriflunomid gibi ilaçların kesilmesi kesinlikle önerilmemekte. Bu ilaçları kullanan hastalar tedavilerine devam etmelidirler. Bunun yanında fingolimod kullanan hastalar da mutlaka tedavilerine devam etmelidirler. Ancak kanda lenfosit sayısının ölçümüne göre bu ilaca devam ediliyor. O lenfosit sayısında belirgin düşüşte mutlaka doktoruyla durumu istişare ederek ona göre devam edilecek. Bir başka grup ise immün modülatör, immün süpresan grubu. Sonu MAP'la biten ilaçlar, özellikle natalizumab, ocrelizumab, rituximab, cladribin gibi immün sistemi baskılayan ilaçların kullanımına bu dönemde 2 ay ara verilmesi öneriliyor. Bu hastalığın dışında üçüncü hastalık nöromüsküler hastalıklar grubu. Bu hastalık grubunda da antineoplastik dediğimiz kanser hastalarında kullanılan bazı ilaçlar kullanılmakta. Yine steroid tedavisi kullanılmakta. Bu dönemde özellikle hastalık ağırlığını da gözeterek bu ilaçların kesilmesi kesinlikle önerilmemektedir. Verdiğiniz faydalı bilgiler için çok teşekkür ederiz hocam. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese sağlıklı günler dileriz.